Bu videoda HTML injection'ı anlatacağım. Bunun için, bu açık için lab bir ortam kurdum. Localhost'ta BWAPS adlı pentester'lar için ve güvenlik uzmanları için geliştirilmiş, içinde bütün güvenlik açıklıklarını barındıran bir uygulama. Şimdi HTML injection'a geçelim. HTML injection'da açığının bulunması için herhangi bir input yer bulmanız lazım. Bu yorum satırları, kullanıcı bilgilerinin kayıt altına alındığı yerler gibi mesajlar filan. Buralarda HTML injection olabilir. HTML injection reflected ve HTML injection stored'dan bahsedeceğim. Aynı XSS reflected ve stored gibi. Şimdi şuraya herhangi bir şey girelim mesela. Error diye. Welcome error dedi. Ekrana bilgileri yazdırdı. Herhangi bir HTML kod girersek görüldüğü gibi sadece welcome dedi ekrana. Bunları yazdırmadı. Burada da bir HTML injection olduğunu anladık. Şimdi bu HTML injection reflected sadece size görülür yani. Siteye giren hiçbir kullanıcı bundan etkilenmez. Veri tabanına kaydedilmez bu injection. Şimdi buraya girdiğim kodla ekrana hacked yazdırdım. Buraya görüldüğü gibi resimde ekleyebiliyoruz. Görüldüğü gibi HTML injection reflected bu şekilde, aynı XSS reflected gibi. Tek farkı burada HTML kodu çalıştırıyoruz. Orada ise JavaScript kodu. HTML injection reflected sadece size görülür. Söylediğim gibi URL adresini görüyorsunuz, sadece bu kodlar sizde görülür. Bir de stored'a bakalım. Görüldüğü gibi daha önce girdiğim bir injection yaptım ben buradan. O yüzden şu anda her girdiğimde ben de her kullanıcı gibi bu hack yazısından etkileniyorum. Görüldüğü gibi URL'de herhangi bir değişiklik yok. HTML injection stored veri tabanına kaydediliyor ki siteye giren her kullanıcı tarafından görülebilen injection. HTML injection reflected ve stored da bu kadar.